الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، يوصيكم بتقوى الله وطاعته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. صدق رسول الله. Değerli kardeşlerim, Medine'de bir bayram sabahıydı. Namazlar eda edilmiş, sıra kurbanlara gelmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeti olduğu üzere iki kurban hazırlamıştı. Kurbanlık hayvanları şefkatli elleriyle yatırdı ve kıbleye çevirdi. Ardından Kerim kitabımızın şu mealdeki ayetlerini okudu. Ben onun birliğine inanarak yönümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz namazın, kurbanın, hayatın ve ölümün alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Peygamberimiz bu ayetleri okuduktan sonra şöyle dua etti ve Allah'ın adıyla kurbanlarını kesti. Allah'ım, bu kurbanlar senin nimetindir ve senin rızan içindir. Benim, ailemin ve ümmetimin kurbanlarını kabul eyle. Aziz müminler, yeryüzünde en büyük şeref Allah'a yakın olmaktır. Allah bize yakındır. Hem de şah damarımızdan daha yakındır. Bizim de kendisine yakın olmamızı ister. Bu yüzden bizi kendisine yakın kılmak için sayısız nimetler bahşetmiştir. İbadetleri ona yakınlaşmamıza vesile kılmıştır. Biz tüm ibadetlerimizi Rabbimize yakın olmak için yaparız. Zira ona yakın olan hakka yakın olur. Ona yakın olan adalete, merhamete yakın olur. Ona yakın olan şeytana uzak olur. Ve işte bizi ona yakın kılan bir ibadet yaklaşıyor. Kurban ve bir bayram geliyor. Kurban bayramı içimize sevinç yağmurları düşürüyor şimdiden. Kardeşlerim, milletçe zor günler geçirdik. Zorlukları hep birlikte geride bıraktık. Şimdi tüm zorlukları bir kenara bırakarak kurbana, bayrama hazırlanma vaktidir. Şimdi Allah'ın yakınlığını yeniden hatırlama ve birbirimize hatırlatma zamanıdır. Şimdi Allah'tan uzaklaştıran her şeyden bir kez daha uzaklaşmak zamanıdır. Peki biz kurbanla Rabbimize yakınlaşmaya hazır mıyız? Bütün uzaklıkları ortadan kaldırmaya kararlı mıyız? Bizi Rabbimize ve birbirimize yakın kılacak planlar yapıyor muyuz? Kurbanımızı paylaşacağımız fakiri, miskini, muhaciri arıyor muyuz? Değerli kardeşlerim, kurban bir hayvanın kanını akıtmaktan ibaret.
ibadet değildir. Bu ibadet çok daha derin mana ve hikmetleri içermektedir. Her şeyden önce kurban, bizi Allah'tan uzaklaştıran bütün yüklerden kurtulmak niyetidir. Kurbandan maksat, Allah'la aramıza girenlerden kurtulmaktır. Gönlümüzü doğrudan Allah'a açmaktır. Hasılı kurban, Rabbimize sunduğumuz kulluk ve samimiyet beyanımızdır. Rabbimiz bu gerçeği bizlere şöyle haber vermektedir. Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca takvanızdır. Kardeşlerim, kurban teslimiyet ve sadakatin, vefa ve yardımlaşmanın, fedakarlık ve paylaşmanın adıdır. Kurbanda Hazreti İbrahim'in sadakati vardır. Hazreti İsmail'in teslimiyeti vardır. Ve kurbanda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin merhameti, vefası, infak ve paylaşma ahlakı vardır. Kurban Allah yolunda infak bilincimizi diri tutmaktır. Bayram yapamayanları bayram sevincine ortak etmektir. Komşularımıza, akrabalarımıza, eş ve dostumuza, hasılı birbirimize yakınlaşmaktır kurban. Bu yönüyle kurban, adını bile duymadığımız nice ülkelerdeki, hiç görmediğimiz, tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız bir yardım elidir. Kardeşlerim, gücümüz yetiyorsa keselim kurbanı. İmkanımız yoksa kardeşlerimize kardeşliğimizi ikram edelim. Tebessümlerimizi sadaka diye armağan edelim. Gelin Allah'ı bize unutturanları unutalım. Dulu ve dolu kalalım. Bir olalım, birlik olalım. Oğlu İsmail ile sınanan İbrahim aleyhisselama yoldaş olalım. Evladımızın da İsmail aleyhisselam gibi emanet olduğunu unutmayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ashabının baş koyduğu yoldan ayrılmayalım. Kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet Vakfımız bu yılda milletimizin iyilik ve hayır yerini bütün dünyaya taşımaya hazırdır. Hayırsever milletimizin kurbanları yurt içi ve yurt dışındaki mazlum ve mağlup kardeşlerimize ulaşılacaktır. Bu vesileyle kardeşlik köprüleri sağlamlaştırılmaya çalışılacaktır. Unutmayalım ki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hediye edeceğimiz her bir kurban aynı zamanda milletimizin ortak imzasını taşıyan bir muhabbet ve merhamet mektubu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbimizden hepimizi bayrama huzur içerisinde eriştirmesini, kurbanlarımızı kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, Diyanet Vakfımız her yıl olduğu gibi bu yılda Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte vekaleten kurban kesim organizasyonu düzenlemiştir. Hedefimiz ülkemizde ve farklı coğrafyalarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktır. Bunun için başta ülkemizdeki fakir, fukara ve sığınmacılar olmak üzere öncelikle halkı Müslüman olan ülkelere ve diğer mazlum ve mağdur bırakılan ülke ve beldelere kurban bayramı sevincini yaşatmak amacıyla kurbanlarımız kardeşlik için kampanyasına desteklerimizi bekliyoruz. Vekale aleyhissalatü vesselam
التائب من الذنب كمن لا ذنب له، استغفر الله العظيم واتوب اليه، واسال الله لي ولكم التوفيق، استعيذ بالله، ان الدين عند الله الاسلام. الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten duaları.